defineciler büyük vaatlerde bulunuyor. Biz 2 saat çalışacağız, biz de zengin olacağız, sen de zengin olacaksın. Yok deyince, ya sana büyü mü yapılır? Sen hazinenin üzerinde oturuyorsun, ne kazıyorsun ne kazmamızı kabul ediyorsun. Günümüzün iklim koşulları 12 bin yıl önce son buzul çağının bitmesiyle oluşmaya başladı. Bu yeni koşullar özellikle Anadolu'da daha önce hiç olmadığı kadar bereketli bir ortam sağladı. Bunun sonucunda milyonlarca yıldır devam eden avcı toplayıcılığın yerini yavaş yavaş yerleşik yaşam aldı. İlginçtir ki yakın zaman kadar ilk yerleşik toplumlarının ilkel ve zor koşullarda yaşadığı düşünülüyordu. Ama artık onların oldukça gelişmiş ve karmaşık sosyal yapılara sahip olduklarını biliyoruz. Bunun en iyi örneklerinden biri de Göbekli Tepe'den sonra Karahan Tepe geliyor. Aslında Karahan Tepe, Göbekli Tepe'den bir tık daha eskiye tarihleniyor. Yine de bu küçük farkı görmezden gelirsek, ciddi anlamda Karahan Tepe ve Göbekli Tepe tarihsel anlam açısından dünya insanlarını şaşırtmaya devam ediyor diyebiliriz. Kanalımızda yer alan daha önce yayınladığımız Göbekli Tepe videolarında genişçe ele aldığım zamanlama konusu gibi bazı önemli noktalar vardı. Günümüz tarihinde çağ değişimine denk geldiği öne sürülen Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'nin bir anda bu sanatsal becerilere nasıl sahip olduğunu düşünmek oldukça önemli bir hal alıyor. Aslında bu sanatsallıktan daha öte bu bir yaşam biçimi. Bu tip yerler halkın belki de temel ihtiyaçlarından biri. Bu mühendisliği becerebilecek beyin varsa, aletlerin, inşa sisteminin de, inanç sisteminin de bu sistemleri yapacak, düşünecek, bilgi olarak kavranmasını sağlayacak bir bilincin de olduğu anlamına geliyor. Bunlar günümüz için kolay kelimeler olsa bile 12 bin yıl hatta 20 binli yıllar zaman diliminde yaşayan kişiler için anlamsız kelimeler olması gerekirken tam aksine son derece anlamlı ve uygulanabilir bir hal almış olduğunu görüyoruz. Bu yerler müthiş birer figür halini alıp karşımızda dimdik durur şekildeler. Gelin bu videomuzda kesinlikle çok büyük bir gizem olan Karahan Tepe'yi konuşalım. Elde hangi bilgiler var, hangi görseller var, neler bulundu, ortaya konan teoriler neler, şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Karahan Tepe'nin karanlık tarihi. İsterseniz öncelikle Wikipedia'ya göz atalım. Wikipedia ne diyor? Karahan Tepe, Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde yer alan arkeolojik bir sit alanıdır. Şehir merkezine 46 kilometre uzaklıkta olan Karahan Tepe, 1997'de keşfedildi. Neolitik dönemden kaldığı düşünülen 250 dikili taşının bulunduğu alanda ilk kazı çalışmaları ise Eylül 2019'da başladı. Karahan Tepe'deki kazılarda Göbekli Tepe ile çağdaş özel yapılar ve sırtında leopar taşıyan insan heykeli ortaya çıktı. Bulunan birbirinden ilginç heykeller Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor. Ana kaya içinde 8'e 6 metre boyutlarında oyulan AB yapısının özel amaçlar için inşa edildiği düşünülüyor. Yapının uzun duvarının ortasında bir insan başı yer alıyor. Boyun kısmı bir yılanı andırır biçimde kayadan çıkan başta bir erkek betimlenmiş. Bu başın karşısında ön sırada 4, arka sırada 6 adet fallus biçimli dikili taşlar yerleştirilmiştir. Yapıya bir kenarından merdivenle iniliyor, diğer kenarındansa başka bir merdivenle çıkılıyor. Tüm bunlar kapsamında yapının ritüelistik bir işlevinin olduğu düşünülüyor. Karahan Tepe'nin temel özellikleri. Göbekli Tepe'de açığa çıkarılan kalıntılar bu insanların son derece örgütlü ve birbirleriyle güçlü bağları olduklarını gösteriyor. Şamanizmi uygulayan toplumlarda sıkça görüldüğü gibi ortak bir hafızaya sahiplerdi. Doğaya ve canlılara saygı duyarlardı. İlk yerleşik toplumlara ilişkin sorularla beraber Karahan Tepe'de yeni bir proje başladı. Karahan Tepe tek tek dağlarında yüksek bir tepenin üzerinde Şanlıurfa kent merkezine 50 kilometre mesafede yer alıyor. Karahan Tepe tıpkı Göbekli Tepe gibi Harran Ovası içerisinde benzer özelliklere sahip olan yerleşimlerden biri. Bu yerler birbirine yakın mesafede ve açık havada birbirlerini görebiliyor.
Ayrıca tarih öncesindeki ortam bugün olduğu gibi kıraç değildi ve bölgede çok sayıda av hayvanı yaşardı. Bu yerleşimlerin en öne çıkan kalıntıları o bölgede zemine sabitlenen ve T şeklinde sütunlar içeren büyük dairesel yapılardır. Bildiğiniz gibi Göbekli Tepe, Sirius yıldız sistemi baz alınarak yapılan bir tapınak olduğu görüşü dünya gözünde baskın gelirken aynı sonucun Karahantepe ile de ilişkili olduğu belirtiliyor. Buysa oldukça şaşırtıcı bir durum. İlkel olarak tanımladığımız o insanlar Sirius sistemini nasıl baz alıyorlar ve bunu inanç sistemlerine nasıl yerleştirebiliyorlar sorusunun cevabı hala bulunamıyor. Kanalımızdaki Sirius videolarını mutlaka izleyin arkadaşlar. Linki açıklama bölümüne ekledim. Devam edelim. Bu anıtsal yapılar yerleşim yeri değildi. Özel amaçla inşa edildiler ve yüksek ihtimalle törenler için kullanıldılar. İnsanları sembolize eden dikili taşların yüzeylerine çeşitli hayvan kabartmaları yapılmıştı. Bazıları ise mitolojik hikayeleri anlatan sahnelerle süslenmiş olabilir. Bu yapıların bir diğer özelliği ise işlevleri bittikten sonra gömülmüş olmaları. Tüm bu uygulamalar Şanlıurfa bölgesine özgüdür ve bölgeyi Yakın Doğu'daki diğer çağdaşı olan yerlerden ayırmaktı. Karahantepe'de yüzeyde bulunan dikili taş sayısı 250'nin üzerinde. Her yapıda 12-14 dikili taş olduğu düşünüldüğünde burada kazılmayı bekleyen onlarca yapı bulunmakta olduğunu görüyoruz. Karahantepe'deki çalışmaların ilk yılında ana kayanın içine oyulmuş yuvarlak yapılar bulundu. Bunlardan birinin içinde duvara paralel bir oturma şekliyle karşılaşıldı. Sekinin yan tarafı hayvan betimlemeleriyle süslenmişti. Bir yılan ve tilki. Ayrıca geçtiğimiz sezon stilize bir insan başı da açığa çıkarıldı. Tüm bu kalıntılardan da anlaşıldığı üzere tarih öncesi insanların sembolik dünyaları kültürlerine yansıyan ve yaşamlarını belirleyen temel bir özellik. Karahantepe'deki keşiflerle beraber sadece Göbekli Tepe'den bildiğimiz bu toplumların hayatına biraz daha yaklaşıyoruz. Ancak Karahantepe bölgenin o döneme has özelliklerini temsil etmesinin yanı sıra kendine has özellikleri de vardır. Bu nedenle aynı bölgede çağdaş yerleşimlerde yapılan farklı çalışmalar bize süreci çok yönlü ve bütünsel bir şekilde anlama imkanı tanıyor. Urfa'daki Arkeoloji Müzesi ile beraber Göbekli Tepe ve Karahantepe gibi tarih öncesi mekanları ziyaret ettiğinizde Neolitik toplumların etkileyici dünyası hakkında birkaç ayrıntı daha görebilirsiniz. Ayrıca Karahantepe, tek tek dağlarının tepesindeki etkileyici konumu ve iç ortamıyla bizi tarih öncesi insanların dünyasına yaklaştırıyor. Sırtında leopar taşıyan insan. Şanlıurfa'da yer alan Karahantepe'deki kazılarda Göbekli Tepe ile çağdaş özel yapılar ve sırtında leopar taşıyan insan heykeli ortaya çıktı. Bulunan birbirinden ilginç heykeller Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor. Şanlıurfa kent merkezine 55 kilometre mesafede keşfedildi Karahantepe biliyorsunuz. Karahantepe'nin bulunduğu kesimde yer alan kireç taşı tabakaları çağdaşı diğer yerlerde olduğu gibi burada da hem yapılar için malzeme hem de dikili taşların yapımı için ham madde sağlıyordu. Bu kireç taşının işlenmesi oldukça kolaydı ve burada anıtsal boyutlardaki yapıların inşasında ve büyük dikili taşların yapımında büyük rol oynamıştı. İsterseniz gelin Şanlıurfa Müzesi'nde neler sergileniyor şöyle bir göz atalım. Thank you.
140 bin metrekarelik bir alana yayılan Karahantepe'deki kazılar hala devam ediyor. Belki de kazılara eğer isterseniz gönüllü olarak da katılabilirsiniz. Tarihin yazılmasında bir katkınız olabilir. Göbekli Tepe'dekilere benzer 250'den fazla dikili taş yüzeyden kısmen görünür durumda. Ana kayaya oyulmuş onlarca yapının varlığına işaret eden bu dikili taşların yüzeylerinde insan ve hayvan tasvirleri yer alıyor. Karahantepe'de, Göbekli Tepe'de öne çıkan hayvan betimlerinin yanı sıra daha çok insan tasvirleri ön plana çıkıyor. Karahantepe'de Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karol başkanlığında bu yıl yapılan kazılarda 4 farklı yapı ve sırtında leopar taşıyan insan heykeli gibi birçok heykel ortaya çıkarıldı. Buluntular Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne taşındı ve ziyarete açıldı. Karahantepe'nin bölümleri. Yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler Karahantepe'de birbirinden farklı 4 ayrı bölüm olduğunu gösteriyor. İlki AB yapısı. Ana kaya içine 8'e 6 metre boyutlarında oyulan AB yapısının özel amaçları için inşa edildiği düşünülüyor. Yapının uzun duvarının ortasında bir insan başı yer alıyor. Boyun kısmı bir yılanı andırır biçimde kayadan çıkan başta bir erkek betimlenmiş. Bu başın karşısında ön sırada 4, arka sırada 6 adet fallus biçimli dikili taşlar yerleştirilmiş durumda. Bu figürlerin ve anlatımların ne olduğu konusunda net bir açıklama bulunmuyor. AD yapısı. 23 metre çapında olan AD yapısının büyük bir kısmı ana kayaya oyularak inşa edilmiş. Yapının duvarları arasında dikili taşlar yerleştirilmiş. Bu dikili taşların arasında iki basamaktan oluşan şekiller yapılmış. Ancak bazı dikili taşların arasındaki bölümler diğerlerinden farklı. Dolayısıyla farklı alanları farklı işlevleri için kullanılmış olabilirler. Bu yapıdan aynı zamanda AB yapısına da geçiş sağlanıyor. Bu yüzden bu iki yapının bir kompleksin bölümleri olduğu düşünülüyor. Daha sonra yapının kısmen tahrip edildiği ve çevreden taşınan topraklarla kasıtlı olarak gömüldüğü anlaşılıyor. AA yapısı. Bitişiğindeki AB yapısı gibi ana kaya içerisinde oyulmuş bu yapı oval planlı inşa edilmiş ve batı kenarı boyunca bir seki yapılmış. Bu sekiye dışındaki yüzeyden iki basamakla iniliyor. Sekinin yüzünde boydan boya uzanan bir yılan betimiyle onun bitiminde basamakların hemen altına denk gelecek şekilde bir tilki betimi yapılmış. Yapının yaklaşık yarısı daha derin olduğu için henüz yapı inşasının tamamlanmamış olduğu düşünülüyor. AC yapısı. Yine ana karaya oyularak yapılmış bir yapı olan AC yapısının güney duvarı boyunca bir seki yer alıyor. Bu yapıda çağdaş diğer yapılar gibi kasıtlı olarak doldurularak gömülmüş. Bu doldurma işleminin son aşamasında yassı taşlar kullanılmış. Gördüğünüz gibi inceleme ve araştırmaların devam etmesi bilgilere ulaşmak anlamına geliyor. Binlerce yıl önce buralarda bu topraklarda neler yaşandı, kimler yaşadı? Mezopotamya ve Anadolu toprakları nelere ve kimlere sahne oldu? Her geçen zaman dilimi sonrası doğrulara ve gerçeklere daha da yaklaşıyoruz. Burası Karahantepe.
Fakat dahasının da olduğunu tahmin etmemek hiç de zor değil. Defineciler büyük vaatlerde bulunuyor. Biz 2 saat çalışacağız, biz de zengin olacağız, sen de zengin olacaksın. Yok deyince, ya sana büyü mü yapılmış? Sen hazinenin üzerinde oturuyorsun, ne kazıyorsun ne kazmamızı kabul ediyorsun. Ve ben hiçbir zaman buna inanmadım. Ve inanmam da yani. Asırlarca millet gitti, geldi, burayı darmadağınık etti. Altın bugüne kadar bizim bekliyor. Onlara böyle deyince adamlar sinirlenip gidiyorlar. Bu 3-5 yıl oldu bence. En sonunda da benden bıktılar herhalde bu defineciler. Gelen olmadı. Şimdi sizi görsellerle baş başa bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Karahantepe bölgesini ve yakın çevresini görsellerle yavaş yavaş inceleyelim.